Valla Arasoy'un kanalıma hepiniz hoş geldiniz merhaba arkadaşlar. Yeni bir Stardew bölümüyle daha beraberiz. Arkadaşlar videomu geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu Deniz Kızı Kolyesi. Deniz Kızı Kolyesi'ni almak için birkaç tane görev yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ev geliştirmelerini tamamlamak. Ev geliştirmeleri nasıl tamamlandı diye soran arkadaşlar olursa bir önceki videoma bakıp izleyebilirler. Şimdi direkt kasaba meydanına gidelim ve kasaba meydanındaki gördüğümüz kişilere hediye vererek onların kalplerini yükseltmeye çalışalım. Bu arada arkadaşlar ben size şuradan şöyle görmüş olduğunuz gibi çoğu kişinin kalbi 10 olmuş ya da 8 olmuş. Ama Deniz Kızı Kolyesini Emily ile nasıl alındığını göstermeye çalışacağım. Şu anda Emily'nin kalbi 7. Bunu 8'e tamamlayacağız. Daha sonra da bu kapalı olan kalplerini nasıl açacağız ve diğerlerini nasıl kızartacağız beraberce görelim. Şimdi dediğim gibi Emily'yi bulalım. Ondan sonra da Emily'ye hediyesini verip kalbini 10 yapalım. Bugün Salı. Salı günü genelde Caroline'in evinde toplanıyorlar bayanlar. Şu anda bakayım kim var. Sadece Karolin var. Egebil de burada. Egebil ile bir konuşalım bakalım. İlginç bir kadınsın Mola. Buradan taşımaya nasıl sevindim. Tamam ben de sevindim. Sana o zaman bir tane şöyle bir hediye verelim. Bakın bunun kalbi 10 arkadaşlar. Şimdi Karolin ile de konuşalım bir. Tamam. Caroline'in de hediyesini verelim. Bunun kalbi kaç olmuş? 3 olmuş. Daha bunun kalbinin 10 olmasına çok var. Ha, diğer bayanlar da geliyor. Jody de geliyor şimdi. Şurada bekleyeyim. Emily de arkasında. Bakın Emily'ye biz hediyesini verecektik zaten. Şimdi bunlar tek tek gelsinler. Dur bakalım. Heh. Jody ile konuşayım bir. Merhaba. Evet biraz meşgulsün anladım. Sen hediyeni al bakalım. Tamam. Şimdi Emily ile konuşalım bir. Emily'nin kalbi kaç bu arada? 7. Tamam. Buna da hediyesini verelim. Evet kalbi şu anda 8 oldu Emily'nin. Tamam. Bu arada karakterlerin hepsi farklı farklı şeylerden hoşlanıyor. Mesela Robin makarnadan hoşlanıyor. Tamam buna da hediyesini verdik. Şimdi bir de konuşalım bundan. Tamam. Şimdi Marnie de geliyordur. Onu da es geçmeyelim madem gelmişken. Bunun kalbi 5. Buna da bir tane içecek verelim böyle. Ondan sonra buna da hediyesini vermiş olalım. Şimdi arkadaşlar bakalım. Evet. Emily'nin kalbi şu anda 8. Son iki kalbi kapalı. Bunu nasıl açıyorduk? Bunu Pierre'den bir tane puket alacağız. 8 yaptıktan sonra. Tamam. Şimdi şu başkanla da bir bakalım. Ne diyor başkan? Tamam uzun hikaye. Hediyeni vereyim ben senin. Bu arada ekibiyle verdik mi hediye? Ha vermişiz ona. Tamam. Şimdi tekrar Emily'nin yanına gideyim ve ondan sonra da Phuket'i Emily'ye vereceğim. Evet, Emily'ye Phuket'i verdikten sonra bizim artık Emily şöyle bakalım bir. Evet, kız arkadaşımız oldu ve son iki kalbi açıldı. Şimdi bizim amacımız bu son iki kalbi de kızartmak ve daha sonra da Deniz Kızı Kolyesini almak. Şimdi artık burada yapacağımız bir şey yok. Şimdi çiftliğime geri döneceğim. Emily'nin kalbini 10 yapmak için Emily'ye hediye vermeye devam ediyoruz. Arkadaşlar Emily'ye hediye vere vere kalbini 9 yaptım. Bir tane daha hediye verirsem büyük bir ihtimalle kalbi 10 olacak. Şimdi hediyesini verelim. Önce şöyle bir kalbine bakalım. Evet kalbi şu anda 9. Ve şimdi bir konuşalım Emily ile. Tamam. Hediyeni al bakalım. Tekrar kontrol edelim. Evet kalbi 10 oldu.
Şimdi artık sahildeki kadim denizciye gidelim ve ondan sonra da Deniz Kızı kolyesini oradan alalım. Bu arada arkadaşlar kış ayında peki Deniz Kızı kolyesini alabiliyor muyuz? Kış ayında da alabiliyoruz arkadaşlar. Yalnız kış ayında yağmur normalde yağmıyor. Bunun için yağmur totemi kullanırsak bu şekilde yağmur yağdırıp daha sonra da gelip bu kadim denizciden dediğim gibi Deniz Kızı kolyesini 5000 kol karşılığında alabiliriz. Evet, Deniz Kızı kolyesini aldık. Şimdi bunu götürüp kime isterseniz, yani hangi karaktere, bekar olan karaktere kalbini 10 yaptıysanız ona götürüp verebilirsiniz. Ben bunu Emily'ye vereceğim. Peki arkadaşlar, Deniz Kızı kolyesi almanın kuralları neydi? Ben size şöyle, görevleri daha doğrusu neydi? Birincisi arkadaşlar, ev geliştirmelerini yapmamız gerekiyor. İkincisi, kalbi 8 yaptıktan sonra bir tane Phuket alıp sevdiğimiz karaktere vereceğiz. 10 kalp olduktan sonra arkadaşlar buraya gelip ondan sonra sevdiğiniz karaktere dediğim gibi Deniz Kızı kolyesi verdiğimiz zaman artık evlilik teklifi yapmış olduk ve kabul ediyorum dedi ve 3 gün sonra düğünümüz olacak dedi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha bu şekilde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videom hoşunuza gittiyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni bir Stardew Valley bölümüyle daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.